Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruy Usta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Yamaha NMAX 125-150'lerde detaylı varyatör bakımı, yani ağır bakım, ön arka lastik değişimi, ön arka fren balatası, motor yağı, diferansiyel yağı ve hava vitesi değişimi yapacağız. Motorumuz daha önce bakım yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Sürprizlerle dolu. Motor şu an kaç bin kilometre hocam? 10.600 kilometrede. Belki yapıldı, belki yapılmadı. Doğaçlama çekim yaptığımız için biz de bilmiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir yakın makyajı alalım. Görelim ne var, ne yok. Şimdi ben varyatörün bütün civatalarını söktüm arkadaşlar. Civatalarımız biliyorsunuz NMAX'lerde bu civatalar paslanıyor arkadaşlar. Nasıl paslanıyor? Şimdi onu göstereceğim size. O pası nasıl gideririz? Takmadan önce neler yapmamız lazım? Sökerken nelere dikkat etmemiz lazım? Konumuz bu. Şu şekilde beyaz kireçleme oluşuyor arkadaşlar. Nasıl su içiyorsun, kireçleme oluşuyor ya. Burada da bir kireçleme var. Suyu hadi arıtma cihazıyla arıtıp kirecini yok edebiliyor ama bunu ne yapacağız? Şimdi bu civataları burada düzüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bunu toptan hepsine birden jomoloko yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu paslanma bunlarda niye oluşuyor? İçerideki varyatör sesini almak için dışına 2-3 tane muhafaza yapmışlar. Bu muhafazalardan dolayı da motorun içine giren yağmur suyu, kar suyu, yolun suyu, kili, pası arada kalıyor. Şimdi bunlara şu şekilde bir pas sökücü sıkıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hepinizde WD-40 takıntısı var. WD-40 nedir? Biz WD-40 kullanmıyoruz. Onun yerine bunları kullanıyoruz. WD-40'ın adı çıkmış. 70'e inmez 60 arkadaşlar. Evet. Pasını aldım. Onu bekletiyoruz bu şekilde bütün civataları. Ha, şunlara niye sürmediniz diyecek şimdi oradan bir iki tane işgüzar arkadaş. Onlara da sürüverelim de hatırı kalmasın. Soru sormanıza gerek kalmadı. Şimdi şu kapağı alıyoruz. Bu kapağı aldıktan sonra asıl her şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunu almadan önce şöyle tokmak vurduk, oynadı arkadaşlar. Oynadıktan sonra şöyle bakıyoruz ne tutuyor? Hiçbir şey tutmuyor. Şöyle geldi. Motor sözde 12.000 kilometrede. Eksikleri söylüyoruz arkadaşlar kafadan. Motorumuzun saç contası yok o. Şu arada bir conta olması gerekiyor. Saç conta içine toz toprak girmemesi için o conta yok. Demek ki bu motoru daha önce birileri sökmüş. Sökerken de o contayı takamamış. Takamayınca çöpe atmış arkadaşlar. Yani benim kendi analizim. Ama belki de başka bir şey geldi contanın başına. Onu biz bilemeyiz. Bunu söken takan bilir. Onun dışında şöyle bakıyoruz. Orijinali topusu var. Ön somun arka somun sökülecek. Önü 17, arkayı 24 tutuyor arkadaşlar. Onları sökeceğim şimdi. Arkadaşlar. 17 ile öndeki pervanenin somununu bunu havalı tabancayla sökmüyoruz. Normal bir şeyle sökmemiz gerekiyor. Niye normal bir şeyle? Şimdi normal bastığımız zaman bak şöyle yavaş döner. Hızlı basınca bak bunda da bir balans oluşur. O balansı yok etmek için hafif tozlu söküyoruz şu şekilde. Darbe verdirmeden. Bu NMAX'lerin en büyük kadersizliği arkadaşlar biliyorsunuz bu somunlar. Koskocaman motora şöyle bisiklet pedalı somunu gibi dandik bir somun takılmış arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Motor çok güzel. Beğenmediğiniz huyu, yeri neresi ustam? Usta gözüyle hani dışı sizi yakar, içi beni yakar sistemine göre ele alacak olursak içinde en beğenmediğim yeri şu somun arkadaşlar. Şimdi her zaman ustayı bulamazsın. Bunu çırağa kalfaya söktürecek. Bunların da elinin çapı yok. Elin çapı olmayan adam bunu yalama etmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Ve Grant'tan yolda kalıyor. Ve nitekim şu an Türkiye genelinde belki 300-500 tane Grant vakası geziyor arkadaşlar. Bu somunlar niye yalama oluyor arkadaşlar? Çok basit yapmış bu somunu. Grant'ın çıkış mili çok ufak. Hatta ön tekerlek mili de aynı şekilde. Bisiklet mili gibi. Çok ufaktır. Bunu söktüm. Bunu sökerken
şu yolu izliyoruz. Bu somunu çıkardık. Bunun altına adam iki tane pul koymuş. Bu pulu sanki buranın pulu değilmiş gibi şuranın altına koyanlar var. Ya burada bir tane pul olması lazım diyenler var. O zaman bu somun yalama oluyor. Bu iki pulla bu somunun mukavetini arkadaşlar ekalt etmiş. Burada tek pul kullanabilir miydi? Niye iki pul kullanmış diye düşüneceksiniz ama bu pullarda da bombe olayı var arkadaşlar bak. Dışa bombe, içe bombe. Somu bu pula basıyor. Bu pul da daha büyük. Burada asıl pulun görevi şu kasnağı, şu soğutucu pervaneye geniş basmasını sağlıyor bu pul. Geniş basıyor. Hatta biraz daha geniş olsa daha güzel olur. Pervaneye geniş basıyor ki burası orada balans yapmasın. Yani böyle bir durum var. Şu an gördük. Pervanemiz çok güzel. Burada takarken bunlara dikkat edeceğiz. Bu iki tane pulu bu şekilde düzgün bir şekilde takacağız. Sökerken neyle söktük? Takarken öyle takacağız. Arka devrecimizin 24 tutuyor demiştim. Onu da sökeceğiz şimdi. 24 ağır lokmayla. Buna da çok kırıl. En çok dikkat edilmesi gereken yerler buralar arkadaşlar. Evet, bunu da çıkardık. Bunun da dişleri çok ince, gıl diştir. Normalde bunları 3-4 varyatör bakımında bir yenilemek gerekiyor. Çünkü çabuk yalama olabiliyor. Bakıyoruz şimdi. Motorumuzda hoplama, zıplama, titreme var. Ve şura masmavi yanmış. Şimdi bura niye masmavi olmuş? Şimdi çoğu diyor ki bunları ışın işlemden geçerken ısısı veriliyor vesaire veriliyor, ondan mavi oluyor. Halbuki ondan da alakası yok. Bir telefon geldi. Şimdi arkadaşlar varyatör bakımlarını bize bakıp yapanlar var. Kendi yapan var, sağda solda yapan var. Fakat burada dozunu aşıranlar var. Ne var? Presi fazla sürüyoruz. Yani bunda da bak şöyle gördüğünüz gibi devrecin gezdiği her yer bak şöyle gres içinde arkadaşlar. Yani buraya öyle bir gres sürülmüş ki sanki yani o kadar çok gres sürülmüş ki bak. Bak. Gres şu şekilde kasın içine işlemiş arkadaşlar. Bu içine işleyen gres ne yapacak? Devreç çalışırken ısınıyor. Isınınca bu tas da ısınacak. Isınınca da burası masmavi, nar gibi yanacak arkadaşlar. Bu neye benziyor? Bir tane bir testi motor alıyorsun. 1000'lik, 1300'lük. Egzoz boğazları pırıl pırıl, zır nikelajlı. Birinci viteste motoru arttırıyorsun. Veriyorsun gazı, veriyorsun gazı. Egzoz sibobundan çıkan duman, yani alev ne yapıyor? Egzoz boğazını aynı böyle nar gibi kızartıyor. Bununla onun arasında hiçbir fark yok. Niye? Isıdan kaynaklanan bir şey. Aşırı ısıdan kaynaklanıyor. Bu da aşırı ısıya maruz kalmış. Ama bu tas o kadar sağlam sağlıklı ki kolay kolay ölmez. Bunu da gösterdik orada bir hata. Yani bu motor bir sökülmüş arkadaşlar. Bir varyatör bakımı sözde yapılmış takılmış ama en azından bize bir referans oldu. Herkes bizim gibi yapabiliyor mu? Veya bizi görüp de aynısını yaptım diyorsunuz ya yapamıyorsunuz demek ki. Biz yine de defalarca varyatör varyatör. Bak Süleyman Usta orada yapıyor. Gösterelim hocam Süleyman Usta'ma yakın makyajı alalım. Varyatör bakımı nasıl yapılıyor? Onu bir görsünler. Şimdi telle ve yakacan motoru diyenler var. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Süleyman Usta varyatör bakımını yaparken bazı yerlerde tel fırça kullanıyor. Bir tane alim bilgin ilginç bilgisler var ya böyle profesör olmaya çalışanlar okuyup okuyup kitap okuyarak profesör olunmuyor maalesef. Ne oluyor? Sadece okur oluyorsun, okur yazar oluyorsun ama okuyup yazdığını sahada uygulayabileceğin ne önemli. Şimdi şu tel fırça şunu fırçalarken alev çıkarıp patlama riski var diyen arkadaşa sesleniyor. Bu nasıl patlatacak arkadaşım? Şundan nasıl bir alev çıkacak? Yani bundan alev çıkarabilirseydik keşke taş devrinde adamlar iki taşı bir araya getirip hani odun yakıyor ya onu bile seyredip daha bir alev alıp da bir odun yakamadık yani. Bunu nasıl yakacak? Böyle de bir durum var. Oradan ona bir gönderme yapmış olduk. Yani orada Süleyman Usta'nın emeğine saygı duymak lazım. Ben olsam onlara uğraşmam. Fırçayla yıkar geçerim. Ama ne yapıyor? Dışının eski kalıntılarına kadar alıyor. Şimdi burada bir konuya daha değinmiştik. Evet, buraya basmışlardı gresi. Bu gres her yere sıçramıştı. Şunu buraya koyalım.
net görelim arkadaşlar. Ön monitörü alıyoruz. Ön monitörü alıyoruz. Evet bak şuralar. Gelelim hocam. Bak. Burun bağlamış. Şuna bak. Ah. Şuraya bir şöyle yapayım. Tozun toprağını bir görelim. Ah. Gördünüz mü? Monitör bakımı yapılmış sözde. 12 binde motor ya. 12 bindeki motora yazıktır, günahtır kardeşim. Bu işkenceyi niye çektiriyorsun? Hiç yapmayın da. Aha neler çıkıyor. Bak. İlk defa açıyorum. Kesintiye uğramadan. Kesintisiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ah. Sözde bakım yapmış arkadaşlar. Veya yapmamış. Bakanın çektiği ızdıraba bak. Yanmış. Neden yanmış arkadaşlar? Nasıl bir gres kullandılarsa o gres artık demiş ki ben metallerimle yatağı bozmuş. Görüyor musun? Şu yatağı bozmuş. İkinci bir vaka daha çıktı arkadaşlar. Buradan ne çıktı arkadaşlar şu an? Yanlış yapılan bir işlem veya yapılmayan bir işlem başımıza ne hasar açtı? Hayatta Yamaha'da şu varyatör yatağı bozulmazken bir ilke imza atıyoruz. Varyatör yatağı bozulmuş Yamaha'yı da gördük. Al. Bakanın çalıştığı yatak ne olmuş? Kalaşı çıkmış. Üzerinin seramiği gitmiş. Artı bakımsızlıktan da şöyle bakıyoruz. Bakımsızlıktan şuna bir bakalım. Hafiften yan boşluk türemeye başlamış ama o kadar değil. Heh, şu bakımsızlıktan ne hale gelmiş. İkincisi burada bakaların çalıştığı iki tane yatak bak, üst ölü noktaları hepsi gitmiş. Şurada burada bir derinlik almış. Burada burada. Şimdi ben bir de şundan şüpheleniyorum. Şu parça yansımayı olma riski de var arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Parçanın alüminyum yapısı parlaklığı hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yani şu yan sanayide olabilir. Ya ustam bunu nasıl bileceğiz? İnanın bazen bizi de kandırıyorlar arkadaşlar. Öyle dandik yedek parça yapıyorlar ki evet. Bunun ben şimdi bir tane çıkması var bende. Onunla bunu karşılaştıracağım. Kısa bir durduralım. Evet arkadaşlar bir tane mesela 100 bini devirmiş çıkma zırh orijinal var elimde. Şimdi şu ön varyatör yatağı arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar da yan sanayi universal bir bilgidir. Hiçbir motorda düzen tutmuyor. Bak şu 100 bin kilometreyi devirmiş bir motordan çıkan bir şey. Baktığımız zaman arkadaşlar 2DP 4-6 TCC tamam ama yatağın bagaların çalıştığı yerlere bakalım. En ufak bir bak aşınma vesaire yok. Alüminyum üstü işlenmiş seramik kaplanmış arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi 12 bin miydi? 16-17 bin kilometredeki varyatöre bakalım. Hiç inandırıcı gelmiyor bak şuna bakalım. Baka çalışarak içini oymuş. Şuralar da yanlardan gitmiş. Bütün yataklar bozuk bak. Şuraya bak. Şimdi bunu ne yapmış? Bakalar orijinal. Ama bakalar da gitmiş, yanmış, kül olmuş. Bak şuranın dört tarafı eşit basmamış. Yanlar basmış, orta basmamış. Bunda da hiçbir yer basmadığı belli değil. Efendim, şuna bakıyoruz. Farklı bir durum. Buna bakıyoruz, şura aşınmış falan. Şimdi burada, bak şuna bakıyoruz, daha farklı aşınmış. Burada bunun şu şekilde, bak şöyle hareket etmesi gerekiyor. O hareketi yapamadığı zaman sıkıntı oluyor. Artı, orta burca bakıyoruz, hafiften boşluk üremeye başlamış. Şimdi mesela çıkma malzeme arkadaşlar, bir takıyoruz, oynamıyor bile bak. Bak, boşluğun esamesi yok. Şuradan bakıyoruz en ufak bir boşluk yok. Yani bu 100 binin devirdiğine göre demek ki bu Yamaha'nın, Honda'nın arkadaşlar, Honda'yı bilemiyorum da Yamaha'da da ön varyatörler çok başarılı. Şimdi gülmeyelim. Honda'da 50-60 binde giderken adam 100 bin yapmış daha yerinde duruyor mesela bu çıkma. Ama Yamaha'da da şöyle bir durum var. Daha önce bir arkadaşın motorunda karşılaştık. Belki şimdi seyrediyor arkadaş bayağı uzun zamandır da gelmiyor. Eski çıkan parçalarını da attım. Gidi koyduk ya da bir daha çıkana bile uğramadı. Yani Yamaha'da yan sanayi hiç güzel tutmuyor arkadaşlar. Kesinlikle tepeleyi batıyor. Bu parça gitmiş. Burada bu da yan sanayi olabilir. Ama bu dışta kaldığı için o kadar önemli değil dışta kaldığı için. Bu da yan sanayi bak. Metalin renginden belli.
Yani burada ön varyatörü biri işgüzarlık yapmış. Yan sanayi ön varyatör yatağa takmış şunu. Bunu neden bildim de? Şu baskıdan bildim. Şu baskı da yan sanayi. Çünkü bak yan sanayi baskıda bakalar hemen bunu öldürmüş bak çalışan aksamlarını. Şu da bunun orijinal parçası değil. Bu da direkt yan sanayi. Şu parça değişecek, yatak değişecek, bagalar değişecek arkadaşlar. Yani durup dururken böyle bir sorun çıktı. Bu da bizim için bir sürpriz oldu. Yani her motorda ne çıkacağını bilemiyoruz. Onun için varyatör kısmını ondan çok önem veriyoruz, söküyoruz. Bunun varyatör kısmında sürpriz çıkacağını ben nasıl hissettim? Conta yok. Yani şuranın tel contası var. Şu kısmın o conta yok. O nasıl bir conta diye soracak olursanız, PCX'ten örnek göstereyim. Şu şekilde bir conta arkadaşlar var. Şöyle bak. Şu şekilde bir saç. Bu sacın görevi nedir? Komple bütün civataları kapattığımız zaman yağmur suyundan, kar suyundan varyatörün kayışına oraya en ufak bir pislik gelmiyor. Bu olmadığı zaman aradan bir yolda gölet var, hafif su var. Oto yıkama yapmışlar. Oradan geçsin. Onun suyu bile varyatöre geliyor. Yani bu da ne yapıyor? Varyatör bakımını da ettiriyor. Motorun parçalarını da ettiriyor. Buna özel göstereceğiz. Ön varyatörleri yeri zamanı vakti gelmeden değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Bak mesela 80 bindeki bir motordan bahsedeceğiz. 85 bindeki bir motor. Zır orijinal. Bak varyatör yatağını daha yeni değiştireceğiz. Bak, iyi yaptığı için ama zır orijinal. Kayışını yeni değiştireceğiz. Filtresini neredeyse 50 bin kilometre binmiş. Bunu da ifşa etmek zorunda kaldım. Bunları da arkadaşlar 7-8 binde değiştirin. Yani motor çok sağlam diye filtreyle böyle tüm tüm falan binmeyin yani. Çok yakarsınız. Bunlar da önemli. Diğer parçaları zaten Süleyman Usta yıkıyor. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. Yorum yazmayı unutmayalım. Saygı, sevgi çerçevesinde her türlü yoruma, her türlü görüşe herkese yer veriyoruz arkadaşlar. Saygısızlık yapanı, sevgisizlik yapanı bunu engelliyoruz. Bir daha yorum yazamıyor. Farklı farklı hesaplar açmak zorunda kalıyor. Açtığı her hesapta kendini belli ediyor zaten. Bu tür kişiler de var. Yani adliyeye verdiğimiz 5-10 tane evrağımız da var. Onları da bekliyoruz. Yani yazık arkadaşlar. Para kolayla kazanılmıyor. Yani orada burada sürünmeyin. Düzgün yorum yapın, düzgün cevap alın. Oturduğunuz yerde klavye delikanlılığını yapmayalım. Gelin burada yapılan işi görün. Bir yanlışımız varsa söyleyin, düzeltelim. Sizin bir eksiğiniz varsa bilgi verelim. Herkese elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz ama klavyenin başında böyle. Yani artık yapmayalım. Yok oraya alev alacak, yok buraya gres sürdüm, yok oraya şunu sürdüm, bunu sürdüm. Bunlar da görmezliğe de gelmiyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz, teşekkür ediyoruz. Selamlar.